Merhaba arkadaşlar, uzun zamandan beri görüşmemiştik sizlerle. Umarım daha kısa bir zamanda buluşuruz, görüşürüz. Şimdi arkadaşlarım, kaldığımız yerlerden devam edeceğiz. Çoğu yerde, sınıfta aynı yerde olmadığından dolayı dedim ki yükselişten sonra coğrafi keşiflerle yeni çağda Avrupa ile başlayalım. Burada coğrafi keşifler, Rönesans rekor. Bundan sonra birkaç tane soruyla bitirelim. Ki Osmanlı'nın duraklama, gerileme ve yıkılma sürecini daha iyi anlayabileceğimize inanıyorum. Bir de derse başlamadan önce şunu söyleyeyim. Tarih konularını tam olarak biliyor muyuz, bilmiyor muyuz, bilmiyorum. Çıkarılan konular için bir açıklama yapayım. Şimdi arkadaşlarım, gerilemeden tutun işte yıkılma dönemlerine kadar işleyeceğiz. Bundan sonra yıkılma döneminden sonra da Kurtuluş Savaşı dönemi, ardından Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Atatürk ilke ve inkılaplarıyla bitireceğiz. Yani Atatürk'ün hayatı, Kurtuluş Savaşı ve Atatürk ilke ve inkılapları, yani bu olay bitecek. Bundan dolayı arkadaşlarım sizlerden rica ediyorum. Bu konulara dikkat edin. Çok fazla zor soru geleceğini zannetmiyorum. Konular kolay olacaktır. Sorular da kolay olacaktır. Bilgi artı yoruma doğru döndüler. Bundan dolayı biraz bilgi, biraz da yorum yapabildik mi? Biz bu tarihi çok rahat yapabiliriz. Evet, arkadaşlarım ilk başlayalım. Yeni çağda Avrupa tarihi diyelim. Arkadaşlarım, coğrafi keşiflerle bir başlayacağız. Coğrafi keşifler. Tabii ben size bir harita vereyim. Değerli arkadaşlarım, yükselme döneminden sonra duraklama dönemine geçmeden önce bu coğrafi keşifler neden başladı? İlk baş amaç bu. Bu coğrafi keşiflerin başlama nedeni neydi? Şimdi arkadaşlarım, Avrupa Orta Çağ'ın sonlarına doğru büyük bir virüsle, kara veba dediğimiz bir veba ile karşılaştı ve nüfusunun yarısından dörtte biri vefat etti, öldü. Ve insanlar yavaş yavaş etraflarına bakabildiler. Şöyle açıklayayım ben size bunu. Nüfus azaldığı için iş gücü artmaya başladı. Ve arkadaşlarım, insanlar da papalığın, kilisenin bazı şeylerinden sıkılmışlardı, bıkmışlardı artık kiliseden. Ve Müslüman Türklerin eline geçen İpek yoludur, Baharat yoludur. Önemli yollar zaten Türk ve Müslümanların elindeydi. Bunlardan da dediler ki bizden artık bunlara ne yapmayalım, vergi vermeyelim. Temel nedeni arkadaşlarım, şu an göstereyim ben size. İpek yolu buradan yaklaşık bu taraflardan başlar. Böyle gelir ve şuranın altından bir gelir İstanbul'a, İstanbul'dan Avrupa'ya dağılır. Bir kolu da arkadaşlarım buradan gelir Kırım'a, şu bölge Kırım'dır. Kırım'dan Trabzon'a, Trabzon'dan yay üzeri İstanbul. Yani her iki şekilde de İstanbul'a geliyor ve İstanbul'dan Avrupa'ya dağılıyor. Böyle olunca şu sürece bakarsanız birçok nereden geçiyor? Ülkeden geçiyor. Ve her ülkeden geçişinde bunlar artık vergi vermek durumundalar. Yani malın fiyatı 1 lirayken Avrupa'ya gelene kadar 10 lira oluyor. İnsanlar bir bundan sıkıldılar. Bunları vermek istemediler. İkincisi de artık dünyayı tanımak istediler. Yani bazı şeylerin farkına vardılar. Bunun varmaların temel nedeni de arkadaşlarım Haçlı savaşlarıdır. Haçlı savaşlarında kilisenin ve papanın yalan söylediği ortaya çıkınca artık bazı bilim adamları, Galileo gibi bazı bilim adamları ortaya çıktı ve dünyanın yuvarlak olduğunu söyledi. Bundan da ders alarak bazı coğrafyacılar, denizciler okyanuslar açılarak Hindistan'a gitmek istediler. Arkadaşlarım, Hindistan'a giderken ki bu olayı başlatan Portekiz'dir. İlk başlatan devlet Portekiz. Burada da görüldüğü gibi Lizbon diye gösteriliyor. İlk başlatılan yer Portekiz'dir. Portekizler, Denizci Henry yardım etti coğrafyacılara, daha doğrusu gemicilere, onlara destek verdi. Bunun ardından da İspanya. Şurası gördüğünüz alan. Bu da başladılar. Her iki tarafta coğrafi keşiflere başladılar. Bir zaman sonra zaten arkadaşlarım gelecekler,
Hindistan'ın para yolunu, denizden giden yolunu bulacaklar. Bir taraftan da Amerika'yı keşfedecekler. Bu iki süreç içerisinde dünyayı Papa aracılığıyla ikiye böldüler. Yarısı Portekiz'in oldu, yarısı İspanya'nın oldu ve her iki tarafta çok güçlendi. Özellikle İspanya çok fazla güçlendi. Bu Osmanlı döneminde yükselme dönemine denk gelir, Kanuni dönemine denk gelir. Bundan dolayı İspanya ile Kanuni, yani Osmanlı birbirine savaştı. Portekiz'de Akdeniz'den attılar yükselmenin sonunda. İspanya'yı da yendiler. Yani İspanya ve Osmanlı savaştı, Portekiz savaştı ve her üç devlet de çok güçsüz durumlara düştü arkadaşlarım. Nedenine gelince her üç tarafta savaşlara girdiğinden dolayı savaşların sonucunda galip bir taraf çıkamadı. Her üç tarafta parayı çok fazla harcadığı için aşırı derecede neye girdi? Borç batağına girdiler ve yavaş yavaş ne yaptılar? Dünya gücünü kaybetmeye başladılar. Dünya gücünü 1600'lü yılların ortalarında Fransa kazanacaktır. Fransa'dan sonra da 1776'ya kadar Fransa getirecek. 1776'dan sonra, 1767'lerden sonra da İngiltere dünya gücünde üstünlüğünü alacak arkadaşlar. Şimdi coğrafi keşiflerin başlama temel nedenlerini gördük. Yani temel neden Müslümanlara, Türklere vergi vermemek. İkincisi artık Papa'nın egemenliğinden çıkıp dünyayı tanımak. Dünyanın yuvarlak olduğunu ispatlamak istediler. Ve arkadaşlarım bunu yaparlarken krallar güçlenecek. Bu güçlenmeyi de İstanbul'un fethinde öğrenecekler. İstanbul'un fethinde toplar kullanılınca, büyük kalelerin yıkıldığını görünce bu sefer feodal beyleri krallar üstlerine yüklenecekler. Ve şöyle söyleyeyim arkadaşlarım. O derebeylerin oturdukları şatoları yıkacaklar ve yıktıktan sonra da kendi merkezi krallıklarını oluşturacaklar. Yani orta çağın sonucunda yeni çağın başlangıcıyla birlikte arkadaşlarım, barutun kullanılmasıyla birlikte derebeyleri yavaş yavaş son bulacak, merkezi krallıklar güçlenecek. Ardından denizciler yavaş yavaş dünyayı tanımak için açılmaya başlayacaklar. Hint deniz yolunu bulacaklar ve Hindistan'a rahat rahat gidip gelebilecekler. Gittikleri dönemde ne olacak? Oradaki ürünlere kendileri rahatça ulaşabilecek. Bu sefer bu Osmanlı'ya ne zararı var? Bu da Osmanlı'nın en büyük gelir kaynaklarından biri neydi? İpek ve baharat yollarından gelen mallardan gelen vergilerdi. Bu vergiler azalmaya başladı. Akdeniz'deki ticaret yavaş yavaş arkadaşlarım azalmaya başlayacak. Bunu önlemek için Osmanlı'nın bazı çabaları olacak. Bu çabalarda arkadaşlarım kapitülasyonlarla, özellikle Venedik'ten sonra Fransa'ya verdikleri kapitülasyonlarla bunu önlemeye çalışacaklar. Önlemeye çalışacaklar arkadaşlarım. Ama Osmanlı Devleti'ne büyük bir zarar verecek. Şimdi şöyle bir bakarsak Osmanlı Devleti'ne verdiği zararlar var. Şimdi Osmanlı Devleti coğrafi keşiflerden nasıl etkilendi? Etkilenmesinin bir nedeni gelir kapılarından biri olan ipek ve baharat yollarından gelen kaynakların kapatılması oldu. Yani ipek ve baharat yollarından artık hiçbir şekilde yararlanamadılar. Çok az bir vergi alabildiler. Bir bu. İkincisi İspanya Amerika'yı keşfetti. Amerika yerlilerinden çok fazla derecede altın götürdü. Bu Aztek, Maya, İnka altınlarıdır. Bunları alıp Avrupa'ya götürdüler ve buradaki Aztek, İnka ve Maya kültürünü de yok ettiler. Ardından arkadaşlarım gelen hazine, para Osmanlı'nın içerisine sokuldu. Osmanlı aşırı derecede Güney Amerika'dan gelen bu paralar sonucunda bir enflasyon yaşama durumuna geçti. Şimdi bu ikisi sürekli verilir. Denir ki işte Osmanlı ipek ve baharat yollarını kaybetti, ticaret yollarından gelir azaldı. İkincisi de İspanya'nın Avrupa ülkelerine soktuğu
altın ve gümüşün değerli madenlerin Osmanlı'na girilmesi sonucunda ne oldu? Osmanlı ekonomik olarak zayıfladı. Bunun yanında bir üçüncü şey vardır arkadaşlarım. Bu da coğrafi keşifler sonucunda Rusya güçlenecek. Rusya'nın güçlenmesinin temel nedeni, şimdi İpek yolu daha önce gösterdiğimiz gibi Türk beyliklerinden, devletlerinden geçiyordu. Türk devletleri de böylelikle ne yaptılar? Zenginleşmeye başlamışlardı. Ama İpek yolu bir anda kesilince tüm yollar baharat yolu üzerinden Avrupa'ya geçmeye başlayınca bu sefer ekonomik olarak bu devletler çökmeye başladı. Rusya güçlendi ve Türk devletlerine ne yapmaya başladı? Egemenliği altına almaya başladı ve 17. yüzyılda artık Osmanlı kimden savaşmaya başlayacak? Rusya'yla. İşte coğrafi keşiflerin Osmanlı'ya bir zararı da budur arkadaşlarım. Coğrafi keşifleri işledikten sonra şöyle birkaç tane soruya bir bakalım. İlk baş, şunu şöyle bir alayım ben. Aşağıdakilerden hangisi coğrafi keşiflerden önce ticareti yapılan ürünlerden biridir demiş. Şimdi coğrafi keşiflerden önce şöyle diyelim, vanilya, tütün, patates, kakao yoktu. Bunun yanına domatesi de ekleyebiliriz. Bunlar yoktu. Bunların yetişme yerleri arkadaşlarım hepsi Güney Amerika'da, Kuzey Amerika'da yani Amerika bölgesi. Efendim. Sesinizi tam alamıyorum. Biraz bağırırsınız. Ya da sonra bir şey yapalım. Sesini kaydedelim. Hocam cevabı A değil mi? Evet. Adana. İpek. Çok güzel. Şimdi buna geçmeden önce bir şundan da bir bahsedeyim arkadaşlar. Coğrafi keşiflerin sonuçlarına da bir değinelim. Hani Osmanlı açısından değindik ama dünya açısından da bazı zararları, yararları oldu. Yani dünyaya yararları oldu. Osmanlı'ya zararı oldu. Şimdi yararlarından biri arkadaşlar Amerika gibi farklı kıtalar bulundu. Mesela Grönland bulundu, Amerika bulundu. Ardından arkadaşlar farklı medeniyetlerle karşılaşıldı. İşte Aztek, Maya, İnka ve ne yazık ki İspanyollar buraya geldiği zaman Hristiyanlığı yaymak istediler. Ki nedeni Hristiyanlığın yayılma nedenlerinden biri Hristiyanlık çok zor durumdaydı. Neden? Haçlı seferlerinde şundan bahsedildi. Dediler ki eğer siz Haçlı seferlerine katılırsanız sonucunda siz cennet size vaat edildi. Gideceksiniz, başarılı olacaksınız, istediğiniz her şey sizin olacaktır. Cennet sizindir. Bunun üzerine insanlar hücum ettiler. Ve geldikleri zaman bir şeyin farkına vardılar. Dediler ki, evet, Papa yalan söylüyor, kilise yalan söylüyor. Bunun farkına vardılar. Bundan dolayı kilisede kendini düzeltmek, eski gücünü, eski konumunu kazanabilmek için coğrafi keşiflerdeki insanlara, yani coğrafi keşiflere katılan denizcilere veya ülkelere destek verdi. Dedi ki ben size para desteği vereceğim, sizler de gittiğiniz bulduğunuz yerlere Hristiyanlığı yayacaksınız. İşte bu yayılan bulunan kıtalardaki özellikle Amerika'da, Güney Amerika'da Aztek, Maya, İnka bu yerlerle ilk karşılaşıldığında dostça karşılaşıldı. Ardından adamlara zorla Hristiyanlığı benimsetmek isteyince, işgal etmeye başlayınca bu üç kültür ne yazık ki yok edildi. Bazı kaynaklar şöyle diyor işte daha öncesinde zaten kendilerini yok etmeye başlamışlardı ama kalan kültürü Cortez gibi denizciler, İspanya kökenli denizciler yok etmiştir arkadaşlar. Şimdi kıtalar bulunduğu bazı ne diyelim kültürlerle karşılaşıldı ve vanilya, tütün, patates gibi, kakao gibi, domates gibi yeni ürünler keşfedildi. Bunun yanında arkadaşlarım bir şey daha ortaya çıktı. Artık ticaretle uğraşan bir zümre ortaya çıktı. Biz buna burjuva diyeceğiz. Burjuva bizim için çok önemlidir. Coğrafi keşiflerin sonuçlarında en önemlisi burjuvadır. Nedeni Rönesans'ı da gerçekleştiren kesimdir burjuva. Bundan dolayı Zengin ticareti demek değil mi hocam? efendim bir daha sorayım. Burjuva zengin ticareti de demek değil mi? Evet, burjuva zenginleşen, ticaretle zenginleşen sınıfın adıdır. Şimdi arkadaşlarım coğrafi keşiflerde bizler ne dedik? Dedik ki İspanya ve Portekiz öncülüğünde coğrafi keşifler başladı ve bunların temel amacı Hindistan'a gitmekti. Ama Hindistan yerine nerelere gittiler? Başka kıtalara gittiler. Hindistan'da sonunda gittiler. Hindistan'a gidince buradaki malları alıp doğrudan Avrupa'ya getirince şimdi Osmanlı üzerinden götürdükleri zaman yani normal İpek yolu, karayolu üzerinden götürdükleri zaman 1 lira olan bir mal 10 liraya gelirken bu sefer 1 lira olan bir mal ne oldu? Onlara 1 lira geldi.
Onlar istediklerine sattı. 5 liraya sattı, 6 liraya sattı. Ne kadar isterlerse. Bu sefer artık ne yaptılar? Osmanlı'ya veya diğer devletlere vergi vermedikleri için paranın tamamı bunlara kaldı. Bundan dolayı burjuva, yani ticaretle uğraşan kesim çok zenginleşti. Bunlar zenginleşmeye başlayınca, zaten Rönesans'ta bunlardan bahsedeceğim. Yavaş yavaş ne yaptılar? Çevrelerinde bazı yerleri satın almaya, toprak satın almaya başladılar. Şimdi arkadaşlarım, Orta Çağ döneminin gelir kaynağı tarımdır, topraktır. Ama Yeni Çağ'la birlikte gelir kaynak artık değişecek, paraya dönecek. İşte para kimin egemenliği altında olacak? Burjuva'nın egemenliği altında oldu. Bundan da dolayı arkadaşlarım ne yaptılar? Coğrafi keşifler burjuva dediğimiz ticaretle zenginleşen yeni bir sınıfı ortaya çıkarttı. Şimdi öteki sorulara da bakalım. Bu da 2015'teki. Aşağıdakilerden hangisi coğrafi keşifler sonuçta arasında gösterilmez demiş. Şimdi arkadaşlarım, bahsetmiştik burjuvanın, burjuva sınıfının zenginleşmesi. Bu ne oluyordu? Gösterilirdi. Bu zaten en önemli özelliklerinden biri. Peki Hristiyanlığın yayılması. Ne dedik? Denizli mi hocam? Efendim? Ne Denizli dedik? Mi? Denizli değil. Bir daha bakalım. Bak, şimdi burjuva sınıfı var. Hristiyanlığın yayılması gene var. Neden? Çünkü Papa ve kilise yardım etti bu adamlara. Hocam cevap Cizre mi? Hayır. Cevap edeyim mi? Servet demeli, toprağın önemini kaybetmesi. Ne dedik? Bunda artık toprak değildi, paraydı. Yeni bitkiler tanıdı. Peki baharat yolu önem kazanır mı? Şimdi burada baharat yolu derken arkadaşlarım, siz şöyle düşünmeyin. Hani yeni bulunan, okyanus üzerinden geçen baharat yolu değil. Tam tersi, karayoluyla. Ki ben size şöyle bir göstereyim arkadaşlarım. Şimdi arkadaşlar, baharat yolunun geldiği yer şu Hindistan tarafıdır, Kalküta. Buradan mallar buraya getirilir. Buradan da Arabistan'a getirilir. Arabistan'dan develerle Mısır'a getirilir. Mısır'dan Avrupa'ya yayılır. Zaten coğrafi keşiflerle yavaş yavaş Avrupa gelişmeye çalışırken Osmanlı bunun farkına vardı. Birinci Selim dediğimiz Yavuz Sultan Selim'in Mısır almasının nedenlerinden biridir. Mısır'ı da aldı ki dedi ki ben Hindistan yolunda egemen olayım, Avrupa tamamen ne yapsın bize bağımlı kalsın. Ama kısa bir zaman sonra ki bu Birinci Selim'in vefatından Kanuni Sultan Süleyman döneminde denk gelecek ve arkadaşlarım ne yazık ki bu yolu bulacaklar. İşte bu dediğimiz yolda baharat yoludur, okyanuslar tarafında. Ama burada söylenen soruda baharat yolunun okyanuslar değil de karadan getirilmesidir. Şimdi buraya kadar anlaştık mı yoksa anlaşılmayan bir yer var mı? Hocam anlaştık da yeni bitkilerin tanınması diyor orada. Hangi bitkilerden bahsediyor orada? Bak, yeni bitkilerde domates, patates, kakao, tütün bunlardan bahsediyor. Tamamdır hocam, anladım. Tamam. Şimdi de 2012'deki soruya bakalım. Arkadaşlar, Avrupa'da zenginleşmenin etkisiyle bilime ve sanata önem veren bir sınıfın oluşmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? Bak, sorunun köküne dikkat edin. Kökünde ne diyor? Avrupa'nın zenginleşmesinin etkisiyle bilime ve sanata önem veren bir sınıf oluşmasında. Şimdi bilim ve sanata bir adamın destek verebilmesi için ne yapması lazım? Zengin olması lazım. O zaman biz ne diyeceğiz? Zengin bir sınıf olmuş. Peki hangisi olabilir bu? Mesela şöyle bir inceleyelim. 30 yıl savaşları demiş. 30 yıl savaşları arkadaşlar 1618 ile 1648 yılları arasındaki din savaşlarıdır. Bunun olması evet. Olabilir mi? Olamaz. C'ye bakalım. Reform hareketleri de yeni mezheplerin ortaya çıkması demiş. Arkadaşlarım reform hareketlerinde birazdan bahsedeceğim. Reform hareketleri zaten 1500 yıllarda. Yeni mezhepler diyor ama burada ne diyor? Yeni bir sınıf. Yani bunun olması imkansızdır. Şimdi D şıkkına bakalım. Sanayi inkılabı ile ham madde. Sanayi inkılabı 1700'lerde ortaya çıkacak İngiltere ile. Bu Avrupa'da zenginleşme demiş. Yani daha erken bir zamandan bahsetmiş. Bu da olamaz. Fransız ihtilali milliyetçi kavramı da ilgili değil. O zaman coğrafi keşiflerle. Biz ne dedik? Coğrafi keşiflerle ticaretin gelişmesiyle bir sınıf oluşmuştur.
Neydi bu? Burjuvazi. İşte soruda size esasen kapalı olarak bunu sormuş. Hani size burada deseydi Avrupa'da coğrafik veya Avrupa'da zenginleşen, bilmez sanata değer veren burjuva sınıfı hangi olayla zenginleşmiştir ve hangi olayla güçlenmiştir diyebilirdi. İşte size böyle dememiş, doğrudan dememiş, dolaylı yoldan söylemiş. Bunda da anlaşıldı mı arkadaşlar? Anlamadık mı? Anlaştık hocam. Tamam. Şimdi değerli arkadaşlarım geldik Rönesans'a. Şimdi Rönesans'a geçmeden önce dediğim gibi coğrafi keşiflerin nedenleri ve sonuçları önemlidir. Ama bunların daha çok bizim için önemli olan Osmanlı ile olan ilişkisidir. Bunu unutmayın. Şimdi sorularda daha çok neyi verecek? Osmanlı ile olan ilgili olayları verecektir. Onun için Osmanlı ile olan ilgili şeyleri sakın ola. Şimdi kısaca bir coğrafi keşiflerden bahsedersek. Bakın arkadaşlarım, başlatan kesimi sakın unutmayın. Portekiz ve İspanya başlattı. Ama daha sonra ne olacak? Bu ikisi devlet, bu iki devlet Osmanlı ile mücadeleye girecek ve Osmanlı bunları Akdeniz'den atacak. Portekiz'e yükselmenin sonucunda atacak. Ve İspanya ile yaptığı mücadele sonucunda İspanya'da Osmanlı ne yapacak? Yavaş yavaş güçsüzleşmeye başlayacak. Yeni güçler ortaya çıkacak. Bunlar kim olacak? Fransa olacak, İngiltere olacak, Hollanda olacak. Bu üç devlet bizim için çok önemlidir. Bunlardan da ilerleyen zamanlarda bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlarım, coğrafi keşiflerin sonuçlarında da bahsedeceğimiz birkaç olay vardı. Yeniden hatırlayalım. Bir, ne oldu? Yeni kıtalar buldular. Ondan sonra ne buldular? Okyanus üzerinden Hindistan'a yol buldular. Arkadaşlarım yeni kıtalar, yeni kültürlerle tanıştılar. Yeni arkadaşlarım bitkilerle tanıştılar. Bu bitkileri tekrar ediyorum. Domates, patates, kakao, tütün bunlardır. Bunlar hepsi Mısır mesela, bunların hepsi Amerika'dan gelmiştir Avrupa'ya. Ardından arkadaşlar Avrupa'nın zenginleşmesine neden olan Güney Amerika yerlilerinin altınları, gümüşleri hepsi nereye geldi? Coğrafi keşiflerle Avrupa'ya geldi. Avrupa'ya geldi arkadaşlar, bir de şuna değinelim. Bundan beraber Avrupa zenginleşmeye başladı ve yeni bir sistem oluşturdular. Ekonomik sistem. Bu merkantilizmdir. Merkantilizm sistemi dediğimiz zaman ülkeler kendi içerisinde altın ve gümüşleri toplayıp ihracat yapacaklar, ithalatı azaltacaklar. Yani başka ülkelere altın ve gümüşü azaltmaya çalıştılar. Tüm paraları, tüm zenginlikleri kendi içerisinde toplamaya çalışmışlardır. Merkantilizm sistemi doğmuştur. Ortak coğrafi keşiflerinin sonucunda. Bunu da sakın unutmayalım arkadaşlar. Şimdi Rönesans'la bir başlayalım. Rönesans neydi? Rönesans arkadaşlarım edebiyatın, bilimin gelişmesiydi. Şimdi Orta Çağ dönemine bir dönelim. Orta Çağ döneminde ne diyorduk arkadaşlarım? Kilise, şöyle bir başlangıç yaparsak, Orta Çağ döneminde şu an adını unuttum, büyük yürüyüşler sonucunda, daha doğrusu Roma İmparatorluğu'nun ikiye ayrılması, ardından Batı Roma'nın yıkılması sonucunda büyük bir boşluk doğdu. Bu boşluğun ardından arkadaşlarım, bu boşluğun ardından kilise güçlendi. Ve kilisenin güçlenmesi sonucunda istedikleri her şeyi ne yaptılar? Buradaki halka anlattılar. Yani istedikleri gibi anlattılar. Bunun sonucunda dediler ki sen cennete gidersin, sen cehenneme gidersin, sen böyle yaparsan bize borçlu olursun. Ve yeni bir sistem ortaya çıkarttılar. Bu sistemde en güçlü kişi kilise oldu. Kilise zamanında klasik düşünce. Krallara taç giydi, halkın üzerinde büyük bir güç oldu. Ve insanlar artık dinle uğraşmak istemediler. Arkadaşlarım, bilim ve sanatla uğraşmak istediler. Burada da Rönesans dediğimiz bir kavram ortaya çıktı. Rönesans İtalya'da ortaya çıkar. İtalya'da ortaya çıkmasından önce şöyle bir bahsedelim. İtalya'dan önceden arkadaşlarım, Haçlı Seferleri'nden bahsetmiştik.
Haçlı seferlerinde Müslümanlarla ne yaptı? Hristiyanlar savaştı. Savaş esnasında biz ne diyorduk savaşlarda? Savaş, göç ve ticarette ne oldu? Etkileşim çok fazla artardı. Bu artma sonucunda Avrupa'ya ne geldi? Müslüman devletlerden matbaa geldi. Matbaa, barut, pusula, kağıt, mürekkep. Bu beş şey geldi. Ve Rönesans'ta arkadaşlar matbaayla yavaş yavaş ne yapıldı? İnsanlar bazı şeylerle tanışmaya başladı. Bilgiyle tanışmaya başladı. Şimdi arkadaşlar İtalya'da bu bilgiyi bir kenara bırakalım. İtalya'da başlamasının nedenlerine bir gelelim. Bu olay neden İtalya'da başladı? Arkadaşlarım İtalya'da başlamasının nedeni özellikle Venedik, Napoli, Ceneviz gibi krallıklar veya Venedik, Ceneviz Cumhuriyet'tir. Bunlar küçük devletlerdi ve bunlarda cumhuriyete, demokrasiye önem veriliyordu. Bundan dolayı arkadaşlarım İtalya'da çıkmasının en temel nedenlerinden biridir. İkinci nedeni de İstanbul Fatih Sultan Mehmet döneminde alınmadan önce bazı bilim adamları İtalya'ya kaçtı. Alındıktan sonra da İtalya'ya kaçtılar. Geri kalan da İtalya'ya gitti. Fatih Sultan Mehmet bunları durdurmak istediyse de hani dedi ki siz gitmeyin burada kalın size istediklerinizi vereceğim. Ama adamlar kesinlikle kabul etmedi de İtalya'ya gittiler. İtalya'ya gittiklerinde bir şeyin farkına vardılar. Şöyle bir biraz daha eskiye gideceğim arkadaşlarım. Dördüncü Haçlı Seferlerine gideceğim. Şimdi Haçlı Seferlerini hatırlıyorsak Dördüncü Haçlı Seferi nereye olmamıştı? Müslümanlar üzerine olmadı, İstanbul üzerine oldu. Venedikliler. Erik Dandolo, Venedik Dükası İstanbul'u fethetti. Yani aldı. Ardından Katolik Krallığı kurdu. Yeni bir orada Ortodokstu İstanbul. Bizans orada bir Katolik Krallığı kurdu. Ve bu krallık içerisindeki ne kadar bilgili yani kitap varsa bunların hepsini İtalya'ya götürdü. Şimdi İtalya'dan gelen bu bilgiler İtalya'ya getirildi ama bunları okuyan kimse kalmamıştı. Bunlar kütüphanelerde öyle kütüphanelerde bekletilir. Yani kütüphanelerde öyle kalmışlar. İşte İstanbul'un fethinin sonucunda bilim adamları doğruca nereye götürüldü? İtalya'ya kaçtılar. Niye? Orası daha rahattı, demokrasiyle geçiniyordu, zengin bir ülkeydi. Ki coğrafi keşiflerden önce Haçlı seferleri sonucunda zenginleşmişlerdi. İtalya'ya kaçtılar ve burada bu kitapları buldular. Bunları okumaya başladılar. Ama bunlara daha çok destek veren bir sınıf ortaya çıktı. Şimdi biz coğrafi keşiflerde ne dedik? Burjuva sınıfı çıktı. Şimdi burjuva neydi arkadaşlar? Ticaretle uğraşan zengin sınıftı. Ya bunlar ticaretle uğraştılar, çok zenginleştiler ama hiçbir önemleri yoktu. Neden? Çünkü daha öncesi Orta Çağ döneminde zenginlik kaynağı topraktı. Toprağın etkisinden dolayı arkadaşlarım kral ve soylular zenginlerdi. Bu adamların hiçbir önemi yoktu. Bunlar da zenginliklerini göstermek istediler. Şöyle düşünelim. Çok zenginsin ve bunu kimse bilmiyor. Böyle bir yaşam istemediler. Bunu her tarafa ne yapmak istediler? Yaymak istediler. Bundan dolayı arkadaşlarım burjuva sınıfı içerisinde de bir sınıf çıktı. Mesen sınıfı dediğimiz bir sınıf. Bu sınıf sanattan ve bilimden anlayan kişilerdi. Bunlar sanatçılara ve bilim adamlarına destek verdiler. Bu destekler sonucunda ki şöyle düşünelim. Bilim adamları her ne kadar İstanbul'dan gelse de bunları okusa da nelere ihtiyaçları vardı? Bunların gündelik yaşamlarına, hayatlarını geçirmeye ihtiyaçları vardı. İşte bu parayı veren arkadaşların mesen sınıfıdır. Şimdi sorularda daha çok neyi verirler? Mesen sınıfını verirler. Olur da soruda size Rönesans'ı başlatan sınıf derse meseni görmezseniz burjuva diyeceksiniz. Tamam mı arkadaşlar? Burjuva da neydi? Mesen sınıfını çıkarttılar. Tamam mı arkadaşlar? Mesen sınıfı da neyi yaptı? Rönesans'ı destekledi ve Rönesans'la birlikte ne başladı? Bilim ve sanatta gelişime başladı. Artık insanlar neyi yapmak istediler? Din üzerine mesela şiir yazmak istemediler. Daha çok ne üzerine yapmak istediler arkadaşlarım? Daha çok çiçek, böcek, doğa üzerine, aşk üzerine başladılar şiirler yazmaya. Ama en çok yaptıkları arkadaşlarım doğaydı. Bundan sonra da arkadaşlarım Rönesans sonucunda ne oldu? Bilgi şöyle söyleyeyim. Rönesans'ın sonucunda bilim ve sanat gelişti. Bilim adamları gelişti.
Bu da Osmanlı'ya zarar verecek. Osmanlı o dönemde bunun farkına varamadı. Daha doğrusu Osmanlı Rönesans'tan yararlanmıştır. Fatih arkadaşlarım, 1. Selim, Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman, bunların tamamı Rönesans padişahları denir. Osmanlı bu dönemde bunlardan yararlandı ama sonucunda ne oldu? Ne yazık ki diğer gelen padişahlar bunlardan yararlanmadıkları için yararlanmadıkları için Avrupa çok gelişti ama Osmanlı'ya ne yaptı? Gelişemedi. Şimdi şunu unutmayalım. Coğrafi ışıklar ve Rönesans ne yaptı? Osmanlı'ya zarar verdi. Tamam mı arkadaşlar? Şurada bir soru var 2015. Şuna da bir bakalım. Şimdi yeni çağda Avrupa'da gerçekleşen Rönesans hareketleriyle kağıt ve matbaa yaygınlaşmış, İncil ulusal dillere çevrilmiş, ayrıca antik Yunan kültürü de incelenerek çeviriler yapılmıştı. Bu gelişmelerin yeni çağda Avrupa'da yarattığı sonuçlar arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez demiş. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi sorunun kökünü tam anladığımız zaman ne olacak? Hocam efendim? Cevabı Cizre mi? Skolastik. Şimdi soruyu bir daha okuyalım. Cevabı Cizre mi? Skolastik düşüncenin zayıflaması mı? Hayır. Değil. Bak gösterilemez demiş. Olumsuz bir olay. Hocam Bursa mı? Aferin Bursa. Kilisenin önemin artması diye bir şey söz konusu olamaz ki. Evet olamaz. Bak bu sorularda gösterilemez demiş ya. Burada ne olacak? Çoğu olumsuzdur değil mi? Mesela olumludur. Skolastik düşüncenin zayıflaması olumludur. Bilimde gelişme olumludur. Okuma yazmanın ayrıcalık olmaktan çıkması olumludur. Pozitif gelişme olumludur. Ama Katolik Kilisesi otoritesini arttırırsa arkadaşlarım şöyle düşünün. İnsanlara eski dönemlere göre, yani bu dönem değil, bir orta çağ dönemine göre düşünün. Siz mesela ne diyelim, bir atta kaç diş olduğunu öğreneceksiniz. Gidip de atın ağzını açıp dişlerini saymıyorsunuz veya insanın dişlerini saymıyorsunuz. Açıyorsun kitabı, İncil'i, İncil'de yazıyor. Ne varsa İncil'de yazıyor diyorlar. Yani adam araştırma yapmıyor. Adam istediği her soruyu, her doğruyu ne diyor? Kendisine göre olan doğruya diyor ki bu doğrudur diyor. Ötekileri yanlıştır diyor. Bundan dolayı Katolik Kilisesi'nin otoritesi artarsa ne yapar? Adam eski döneme, eskisi gibi güçlendiği döneme dönmek ister. Anlaştık mı? Anladıysak arkadaşlarım diğer bir soruya daha geçelim. Şurada. Buna bir bakalım. Şurada da ne demiş? Aşağıdakilerden ikisi Rönesans düşünür ve sanatçılarından değildir. Arkadaşlar bu bir bilgi sorusudur ama dikkat ederseniz bu soruyu da bilirsiniz. Mesela Leonardo da Vinci İtalyan ünlü bir ne diyeyim bilim adamıdır, ayrıyeten ressamdır, ayrıyeten şairdir. Her şey var adamda. Leonardo da Vinci İtalyan'dır. Michelangelo gene ressam ve heykeldir, İtalyan'dır. Erasmus Hollandalı'dır. Shakespeare İngiliz'dir. Bunların dördü de arkadaşlarım Rönesans düşünürdür. Buradan James Watt değildir. James Watt, arkadaşlarım, şöyle söyleyeyim ben size, İngiltere'de bu coğrafi keşifler neydi? Sanayi inkılabının devrimini yapan kişidir James Watt. Buharı makinalarda kullanan ilk kişidir. Cevabı Denizli'dir. Şimdi arkadaşlarım, Rönesans düşünürlerinden bahsederken, şu birkaç tane düşünürü muhakkak bilelim. Thomas More, Ütopya'nın yazarıdır. Bunu muhakkak bilin arkadaşlarım. Kopernik, ilk defa dünyanın güneşin etrafında döndüğünü söylemiş. Ondan sonra Machiavelli, Prens'in yazarıdır. Bu da çok önemlidir. Ardından Isaac Newton arkadaşlarım. Ve Isaac Newton, Thomas More. Bunlar bilinmesi gereken önemli düşünürlerden biri, bazılarıdır. Muhakkak bunları bilelim. Şimdi Leonardo da Vinci, Erasmus, Michelangelo, Shakespeare bunlar da çok önemlidir. Bunlar daha çok, şöyle söyleyeyim ben size, hümanizm akımının sanatçılarıdır. Ama Rönesans düşünürleri dediğimiz zaman, lütfen bir daha sayın onları. Thomas More'u unutmayalım, Kopernik'i unutmayalım. Ardından Machiavelli'yi unutmayalım. Isaac Newton ve arkadaşlarım bir iki kişi daha vardı aklımda kalmadılar şu anda.
Yani şöyle düşünürsek bir tane daha. Jean-Jacques Rousseau. Bu da çok önemli biridir. Jean-Jacques Rousseau. Immanuel Kant. Bunları muhakkak unutmayalım. İsterseniz bir daha tekrarlamaya çalışalım. İster misiniz? Yoksa şöyle bir... Hocam. Efendim. Söyleyeyim. Hayır. Az önce Jean-Jacques Rousseau'dan bahsettiniz ya, o bir de şey değil mi? Aynı zamanda Mussolini'nin de fikirlerinden etkilendiği olarak da veriliyor bazı sorularda. Evet, doğrudur. Jean-Jacques Rousseau Mustafa Kemal'i etkilemiştir. Onu gene bahsederiz. Mustafa Kemal'in hayatına geldiğimiz zaman bahsederiz ona. Mustafa Kemal'in hayatında işte bazı şehirler çok önemlidir. Bu hangi şehirler ve bazı düşünürler önemlidir. Bunlardan bahsedeceğiz. Tamam mı arkadaşlarım? Dediğim gibi bu isimleri unutmayalım. Çünkü bu isimler kitaplarda iyice, ders kitaplarında ayrıntılı olarak anlatılmış. Şimdi bir de şu soruya bakalım. Rönesans döneminde en çok sanat alanında ön plana çıkan, resim, mimari ve heykel gibi alanlarda birçok eser üreten Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael gibi değerli sanatçıların yetiştiği ülke hangisidir? Arkadaşlarım bunun cevabı Rönesans hangi ülkede çıktıysa odur. Nerede çıkmıştı? İtalya. Evet, İtalya. Cevap İtalya'dır. Şimdi birkaç tane daha soruya bir bakalım derken reforma geçelim arkadaşlar. Şimdi Rönesans'la ilgili var mı bir sorunuz? Ki reforma hemen geçeyim. Reform önemlidir. Şimdi arkadaşlar. Hayır hocam, yok. Tamam. Reforma geçelim. Arkadaşlar reform dediğimiz zaman şöyle söyleyeyim ben size. Şimdi ilk defa Almanya'da Martin Luther denen bir adam, Almanya'da din adamıdır. Bu adam Roma'ya gider. Roma'da bakar ki din adamları yanlış bir şey yapıyor, yayın yapıyor. Yani yanlış, halka yanlış bilgiler veriyor. Bunun üzerine onları protesto eder. Bu protestonun üzerine arkadaşlarım reform hareketleri başlar. Reform hareketlerin başlamasının temel nedeni halkın artık din adamlarından sıkılmasıdır. Çünkü halk çok zengin, halk çok fakirdi, din adamları çok zengindi. Bunların mallarına konmak istiyorlardı. Özellikle arkadaşlarım, ne dedik? Papa ve kilise neyin üzerinde? Devletin üzerinde baskıdaydı. Peki bu devletler baskı yaparsa, devletler ne yapacak da bunlardan ayrılmak istiyorlardı. Bu dönemde Almanya, burada Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu var bu dönemde. Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu arkadaşlarım, koyu katoliktir. Bu adamlara karşı bazı Alman prensler Martin Luther'i desteklediler ve Rönesans'ı başlattılar. Bunlar papalığı protesto ettiklerinden dolayı protestanlık denen bir mezhep ortaya çıktı. Protestanlığın yanında farklı mezhepler de ortaya çıkacak. Mesela İngilizler Anglikanizm denen bir mezhebe sahip olacaklar. Fransızlar Kalvinizmi ortaya çıkartacaklar. Ondan sonra Presbiteryanlık denen bir mezhep çıkacak. Böyle farklı farklı mezhepler ortaya çıkmaya başlayacak. Şimdi arkadaşlarım, adamlar neden çıkarttılar bunu? Temel amaçları neydi? Kilisenin üzerindeki baskıyı indirmekti. Bundan dolayı arkadaşlar savaşlar çıkacak. Ve bu savaşları protestanlar kazanacak. Protestanlar kazanacak ve Oxford Anlaşması yapılacak. Bu 1555'li yıllar. Bak, reform dendiği zaman, o zaman reformun çıktığı dönemler 1535'li yıllardır. Çıktığı dönem. Bu dönemde kim var? Osmanlı'da Kanuni dönemidir. Demek ki reform Osmanlı'da Kanuni döneminde çıktı. Ve Osmanlı bundan çok güzel yararlanır. Reformda protestanlara destek verir ve bunun sayesinde Viyana'ya kadar geldi. Hatta şöyle söyleyeyim, Almanya'nın içlerine kadar gider. Alman Kutsal Roma İmparatoru kanunun karşısına çıkamamasının bir nedeni budur. Çünkü kendi içlerinde savaştadırlar arkadaşlar. O zaman bir soru geldiğinde coğrafi keşifler, Rönesans ve Reform, bunların hangisi Osmanlı'ya yararlıdır dersek Reform. Hangisi yararsızdır? Coğrafi keşifler ve Rönesans. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi Reform neden çıktığını anladık. Reform neydi? Kiliseye karşı bir baş kaldırıydı. Ve bunun sonucunda da ne olacak arkadaşlarım? Yavaş yavaş ne oldu? Farklı mezhepler ortaya çıktı. Protestanlık gibi, Anglikanizm gibi, Kalvinizm gibi farklı mezhepler çıktı.
Ve arkadaşlar şöyle söyleyeyim ben size. Bir, yeni mezhepler ortaya çıktı ve laik din anlayışı, laik eğitim anlayışı çıktı. Bundan önce eğitim kime aitti? Din adamlarına aitti. Din adamlarından bunu aldılar ve kendilerine. Artık ne oldu? O zaman biz ne diyoruz? Reformla birlikte laik eğitim ortaya çıktı. Yavaş yavaş artık devletler kiliseye baş kaldırmaya başladı. Yeni mezhepler ortaya çıktı. Arkadaşlarım. Şimdi bu reform devam ederken reformun esas olayları daha sonra şey yapacak. Bizim için önemli olan bir olaya denk gelecek. Şimdi reform böyle devam ederken protestanlık resmi dinken ve mezhepken 1618'lerde Kutsal Roma İmparatoru Ferdinand gidecek protestanların mallarına el koyacak. Bunun üzerine Ferdinand'ın adamlarını camdan atmışlar. Bundan dolayı arkadaşlarım bir savaş ortaya çıkacak. Biz buna 30 yıl savaşları diyoruz. 30 yıl savaşlarından sonra ki 1618-1648 Vespalya barışı anlaşması ortaya çıkacak. Vespalya bizim için çok önemli. Buna gelmeden önce şöyle söyleyeyim. Arkadaşlar 30 yıl savaşlarında önemli bir olay daha var. 1618 ve 48'de 30 yıl boyunca bu adamlar din savaşları yaptılar. Bunlar Alman, Kutsal Roma, Katolikliğe karşı, Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu, İspanya, Bohemya Krallığı, Papalığa karşı savaşa girdiler. Savaşa girenler Danimarka, İsveç, İngiltere ve en önemlisi Fransa'dır. Şimdi arkadaşlarım, Fransa koyu Katolik bir ülkedir. Ama dikkat edin, burada kimin yanında yer almadı? Papa'nın yanında yer almadı. Bak burada artık ne ortaya çıktı? Katolik de olsa Fransa kimin yanında yer aldı? Protestanları. Ve bu savaş sonucu, 30 yıl savaşları sonucunda Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu 200 tane küçük devlete ayrılacak, prensliğe ayrılacak. Yani şöyle söyleyeyim, 30 yıl savaşları sonucunda Fransa çok güçlenmiştir. Dünyanın süper gücü oldu. Almanya Kara İmparatorluğunu kaybetti ve 1870'e kadar kendi milli devletini kuramadı arkadaşlar. Anlaştık mı? Almanya ne oldu? 200 tane prenslik ayrıldı ve ne yaptı? 200 prenslikle birlikte eski gücünü kaybetti. Ve yavaş yavaş ulus devletler ortaya çıkmaya başladı. Ve burada değineceğimiz önemli bir madde var arkadaşlarım. Burada Vespalya ile Vespalya Anlaşması ile birlikte artık Katoliklik resmi din olmaktan çıkarttılar. Protestanlığı da merkezi mezheplerden biri yaptılar. Hollanda bağımsız oldu, İsviçre bağımsız oldu Vespalya Savaşı'nda. Ve arkadaşlar dini yavaş yavaş ne yaptılar? Komple burada attılar. Yani şöyle söyleyeyim ben size arkadaşlarım, burada Katolik kilisenin etkisi altında kalmadan dini devlet işlerinden attılar. Laik eğitim daha da ünlendi. Daha da üstün duruma geldi. Ve arkadaşlar Vespalya'yı sakın ola unutmayın. Vespalya üzerine çok duruldu. Çok duruldu arkadaşlarım. Bunun temel nedeni Vespalya ile ulus devlet ortaya çıktı. Fransa büyük güç olarak ortaya çıktı. Günümüz ulus devletlerin temelleri ve hukuku atılmıştır arkadaşlarım. Reformun etkileri de bunlardır. Dediğim gibi Vespalya'yı sakın ola unutmayalım. Başka bana sormak istediğiniz bir soru var mı? Burada bir şu soruyu da bakalım. Demiş ki aşağıdakilerin hangisi yeni çağda Avrupa'da görülen özellikler arasında yer almaz? Yeni çağda Avrupa'da deniz aşırı ticareti gelişir mi? Gelişir. Bireycilik giderek artar mı? Artar. Merkezi krallıklar ortaya çıkar mı? Evet. Bilimsel ve teknoloji yeniler? Evet. Toprağa bağlı aristokrasinin güçlenmesi, işte bu olmaz. Bunun yerine ne olacak? Paraya bağlı burjuva ortaya çıkacak. Yani cevap Edirne'dir. Bir de şurada bir soru var. Şuna da bir bakalım. Kilisenin denetiminde olan ve dini eğitim veren okulların bağımsız hale geldiği gelişme aşağıdakilerden hangisidir demiş. Evet arkadaşlarım, bu da neydi? Kilisenin denetiminde olan ve dini eğitim veren okulların bağımsız hale geldiği
reformdur değerli arkadaşlar. Bakalım başka soruda. Mesela şuna da bir bakalım. 2010'daki Avrupa'da 16. yüzyılda din alanında görülen reform hareketlerinin aşağıdaki sonuçlarından hangisini Osmanlı Devleti'nin Avrupa ile siyasal ilişkileri üzerinde doğrudan etkisi olduğu savunulabilir? Şimdi arkadaşlar ne demiş? 16. yüzyılda demiş ki reform hareketleri 1500'lü yıllar oluyor. Sonuç hangisi Osmanlı Devleti ile Avrupa ile siyasal ilişkiler üzerine doğrudan etkisi oldu? Şimdi arkadaşlar yani burada size ne demiş? Osmanlı Devleti arasında iyi bir şey olacak. Yani Osmanlı Devleti'ni iyi bir durumda etkileyecek. O zaman mezhep birliğinin parçalanması olabilir mi? Bunun cevabı olamaz hocam. Evet, mezhep birliğinin parçalanmasıdır arkadaşlarım. Şu 6. soruyu, şu 2-3 soruyu da yapalım, bitirelim. Uygulama demiş. Reform hareketlerinin Osmanlı'ya etki etmemesinde demiş. Durumlardan hangileri etkilidir? Şimdi uygulanan adalet ve hoşgörü politikası bu olur. Çünkü Osmanlı ne yaptı? Diğer devletler, yani Katolikler, ya Osmanlı İstanbul'u aldıktan sonra Ortodoksluğun merkezini aldı. Katolikler Ortodoksların üzerinde hegemonyasını artırmasınlar diye Ortodoksların ne yaptı? Egemenliğini devam ettirdiler. Bundan ne yaptı? Edirne değil mi? Efendim? Bir daha tekrar edin. Edirne. Evet doğrudur. Edirne'dir. Uygulanan adalet ve hoşgörü doğrudur. Bir de halk dini ve ekonomik olarak kilise tarafından sömürülmemesi doğrudur. Öteki de şey diyemeyiz. Osmanlı Devleti'nin yaşanan mücadeleden yararlanarak Viyana'ya kadar ilerlemesi diyemeyiz arkadaşlar. Şimdi reform hareketi sonrasında ortaya çıkan mezheplerden biri değildir demiştik. Kalvinizm nerede ortaya çıkmıştı? Fransa'da. Presbiteryanizm arkadaşlar bu İskoçya'da. Anglikanizm İngiltere'de. Protestanlık Almanya'da. Katoliklik zaten vardı. Cevap Edirne'dir. Bir de şu soruya bakalım. Yeni çağda Avrupa ile ilgili aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Şimdi arkadaşlarım bilim ve teknik alanda önemli ilerlemeler yaşandı. Kutsal Roma İmparatorluğu doğru. Skolastik düşünce zayıfladı. Doğru. Katolik mezhebin yönetiminin üzerinde etkisi arttı. Tam tersi azalmıştır. Denizli'dir arkadaşlarım. Anlamadığınız bir nokta var mı? Teşekkürler hocam. Ben teşekkür Hayır, ederim. Hocam anladık. Ders. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi çalışmalar sizlere. Görüşürüz hocam. Sağ olun.